Merhaba sevgili dostlarım. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün malzemelerden anlaşıldığı üzere poğaça yapacağım. Kendi tarifimi uygulayacağım. Umarım beğenirsiniz. Umarım sizler de denersiniz. Denedikten sonra bana yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen malzemeleri biraz gözden geçirelim. 3 adet yumurtam var. Yumurtamın akını kullanacağım leğenin içinde. 2 kaşık toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. Maya, kuru maya. 1 bardak sıvı yağ. Üzüm sirkesi 1 kaşık kadar. 1 litre süt. Alabildiğince un. Hemen bunlar hamuru için arkadaşlar. Sütümüzü biraz ılıtalım. Oda sıcaklığına getirelim. Hatta oda sıcaklığından biraz daha ılıtalım. Ben hamuru yumuşak seviyorum. Hamur ne kadar yumuşak olursa poğaçalar o kadar yumuşak oluyor çünkü. Kulak memesinde gelecek şekilde bir hamur elde edeceğiz. Şimdi hamura başlayalım. Malzemeleri teker teker leğene alalım. Ilıttığım sütü yumurtanın üzerine döküyorum. 1 litre süt arkadaşlar. Ben 1 litreden elde edeceğim. Şekeri alalım. Tuzu alalım. Mayayı alalım. Bir bardak sıvı yağ. Bazı arkadaşlarım katı yağ da kullanıyor. Öyle de güzel oluyor. Fakat ben bu şekilde yapıyorum. Biraz sirke dökelim. Yeter bence bu kadar. Biraz daha dökebilirim aslında. Sirkeyi niye döktün derseniz arkadaşlar, sirkeyi önce çırpacağım öncelikle. Sirkeyi böyle kıtır kıtır olsun diye, hani dışı böyle çıtır çıtır oluyor ya, böyle kıtır kıtır dağılıyor. O yüzden bunu güzelce öncelikle karıştıralım. Ben hamurumu böyle yapıyorum. Sonra elle devam edeceğim ama ilk başlarda böyle devam edeceğim. Karıştıralım iyice. Yumurtanın akı içinde dağılsın. Devam ediyorum videoyu uzatmamak adına. Hem mayayı erittim hem yumurtayı dağıttım. Bu aşamada içine un ve devam edelim. İyice dağıtalım. Böyle jöle haline gelince bizim tekrardan süs. Benim bazı kelimeleri söylemiyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan un ilavesi yapalım. O kadar yumuşak, o kadar güzel bir poğaça elde edeceğim ki arkadaşlar, inanamayacaksınız. Bugün şimdiye kadar gördüğünüz bütün poğaçaları unutturacağım sizlere. O kadar iddialıyım.
Böyle böyle devam edelim. Evet arkadaşlar, bu aşamada artık elle yoğurmanın zamanı geldi. Bakın. Şimdi el artık yoğuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurum hazır. Bakın. Tam da olması gereken bu yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Bakın. Bu aşamada hamurumuzu biraz bekletelim, bir 10 dakika. Ondan sonra başlayalım tekrardan. Hamurumu küçük küçük bezelere ayırdım. Bu aşamada üstünü kapatacağım. Böyle üstünü kapatacağım. Biraz böyle dinlendireceğim. Şişsinler biraz. Ondan sonra içini dolduralım. Beklettiğim bezelerimi şöyle bir açıp bakalım. Bakın şişmişler, gayet iyi. Burada iki çeşit peynirim var. Süzme peynir ve köy peyniri rendeledim. Bunları kullanacağım. İçine herhangi başka bir şey koymayacağım ve sade yapacağım. Şimdi yapımına başlayalım. Böyle doldurdum bakın. Borcamı aldım. Borcamın içine güzelce bir kağıt havlu, yanmaz kağıt serdim. Burada bezelerim var. Burada peynirim var. Gördüğünüz gibi şöyle alıp poğaçanın içine dolduruyorum ve hemen kapatıyorum. Bakın. Bu kadar basit. Evet, şimdi geçelim üzerine yumurta sarısını sürmeye. Hemen üzerine yumurta sarılarını sürelim. Hepsini sürelim arkadaşlar. Yumurta sarısından hemen sonra susam alalım. Üzerine susam dökelim. Mükemmel olacak arkadaşlar, yumuşacık. Evet, fırına gitmeye hazır poğaçalarım. Bakın bu da süzme peynirli. Güzel oldu bence. Çok güzel oldu. Duman üstünde poğaçalarımın. Çok güzel oldular. Çok sıcak. Bunlar da sade poğaça. Üzerine böyle biraz çizik attım bıçak yardımıyla, bakın. Böyle yapınca tam pastane poğaçası oluyor. Mükemmel olacak şimdi kızarınca. Mükemmel oldular bakın. Sade poğaçalara böyle çizikler atalım. Böyle atarsak hamurum puf puf olduğu için durmuyor. Evet, hepsini atalım.
Poğaça diyarı gibi bir şey oldu arkadaşlar. Gerçekten bir sürü poğaça oldu yani bunun. Yakın olan gelsin. Buyursun. Poğaça diyarına bakın. Şu köy peynirli. Sade. Bu da süzme peynir ve bu da süzme peynir. Mükemmel oldular.